İyi akşamlar Tüpraş günlük grafik. En son çektiğim videoda 22 Eylül'dü. Ee, orada 110'u kırmıştık. 113 bir ara direnç olarak söylemiştim. Onu iki gün takıldı altında geçti. Bir de arada 115 söylemiştim. Ee, yanılmıyorsam orada da hemen iki günlük bir duraklama yaptı ama onu işaretlemişim buraya ve yolunda devam ediyor. Petkim harika bir akım var. Yabancı girişi devam ediyor Petkim'de. <laughs> ya bakın ben şey gördüm mesela ya gelmesin arkadaş yabancılar falan ve maalesef yani öyle düşünen e, borsa yatırımcısı da gördüm. yani Bu kadar globalleşen dünyada bilmiyorum bunu da bu kadar rahat ifade etmek. Yani ekonomiler birbirine girmiş bütün dünyada. Herkes birbirine iyi kötü, az veya çok bağlı. E, yani bir bütünleşmiş dünyada yabancı gelmesin demek de. İşte bak yabancının şeyi bu. Ekmeği burada yabancının. Onu söyleyeyim. Tüpraş şimdi aşağıdan alan arkadaş borsanın yani bistü endeksiyle ilgilenmiyor bile. Büyük ihtimal böyle göbeğini kaşıya kaşıya günlerini geçiriyor. 123'e geldik. Ee, güzel bir akım, güçlü bir akım. 129 direnci var tepede. Şimdi oraya doğru tabi seyir diyor. Ee, burada tabi şunu söyleyeyim ben. Biraz ısınmıştır bakayım. Yani 77 RSI Biraz yüksek bir RSI seviyesi var. Bir ker realizasyonu olma ihtimalini anlatıyor bu bize. Ee, olur olmaz bilmiyorum. Tabi dün o da etkilendi. Ama eksi 157 ile yani daha pozitif kapattı. Ee, bugün de yoluna devam etti hareketli ortalamaları eğer bir e, karar noktası olarak kullanıyorsanız özellikle burada 112 113 e, civarları takip edilebilir. Yani özellikle 113 desteği takip edilebilir olası bir kar realizasyonu için. O destek çalıştıkça bu akım bitti sayılmaz yani. Ama o destek çökmeye başlarsa e, akım da biraz kısa vadede tehlikeye girebilir. O yüzden e, aşağıda orayı takip etmek lazım. Şimdi 129 tabii merak ettiğimiz bir yer. gelirse kırılacak mı, kırılamayacak mı? Yani bir kar realizasyonu orada başlar mı acaba? soru işareti e, olarak bunlar var tabi akılda. Bir e, şey oldu burada. Golden Cross e, geçen videolarda da söyledim oluştu. Bu orta uzun vade için e, yani olumlu bir şeydir. Daha önce şurada bir Golden Cross olmuştu aslında önemli burada da olmuştu bakın şurada da. Burada şimdi çok sık aynı yerde gezdiği için 200 bir altı kesiyor bir üstte kesiyor. Yani ne kadar olsa orta ve uzun vadeci yani önemsenler vardır piyasada crossları takip edenler. Dediğim gibi olumlu bir durumdur orta uzun vadede ama yani illa de etkisi böyle çok şey yüksek olacak diye bir şey yok. Onu tekrar söyleyeyim. Hacimler olumlu. ya yani bir ilgi var şu göstereyim o ilgi devam ediyor yükselen hacimlere yükselen fiyatları eşlik ediyor daha ne olsun işte ya? her yerinde iyi yani makdi de pozitif o da al konumunu sürdürüyor bir tek yani RSI aşırı alım bölgesinde yani kırmızı olan da şu şu kırmızı olan ortalaması bazen anlatıyorum senetlerde koyun zaten yani 14 ortalama RSI'ye bu ortalama olan çok fazla aşırı alma aşırı satıma girmez yani genelde çok fake atmaz hiç girmez demiyorum. Elbet ki bakın şurada da var. E, 2017 mesela giriyor. 80'e kadar neredeyse o kırmızı 81'e kadar devam ediyor. E, onun tabii aşırı alma girmesi e, bir ciddi bir şey de bazen işaret olabilir. Hem RSI hem ortalaması aşırı alma girince yani bir kar realizasyonuna da işaret edebiliyor. Neticede şunu ifade edeyim ben. Kar realizasyonundan da korkulmaz. Olur yani o önemli olan destek kırmamasıdır kar realizasyonun. Yani dün mesela biraz çekildi. Var mı bir zararı? Yok. Bunların dışında özel bir şey yok. 129.6 130 o kısmı 130 olarak alabiliriz doğrudan. 130 geçilirse bakın burada bir zirve denemesi arkasından 140 ve 150'lere doğru bir seyirme de devam edebilir. Umarım bu akım devam eder. Yani hakikaten tüp taşıyanlar da bıktı. Yani hiç kalkamayan bir senet var sonra tüproş oldu hayal kırıklığına uğrattı bayağı bir piyasaya. Ee, o yüzden hani çok bekleyenler var. Hani değsin en azından yani şu dolar önündeki kayıpları falan biraz silerse iyi olur. Buna bir de dolar olarak bakalım ya. Şimdi yabancı girdiği zaman dolar olarak bakacaksınız bir. De. O adamlar bakıyor çünkü. Orayı takip ediyorlar. Evet 13.9 dolar. Kıyaslayalım dirençleri burada. Evet. Bakın orada da 13. Nokta, şey 13 dolara al, al, alabilirsiniz doğrudan destek hattı olarak daha şeye bile gelmemiş tabi dolar olarak 2021 Ocak seviyesine gelememiş henüz orasıydı e, güçlü satışların geldiği orada 15.3 dolar yapıyor ne yapar bir hesaplayalım yani bugünkü kurdan 135 lira civarı yapıyor dolar olarak da yani e, önemli direnç orası TL'de biraz önce ne dedik? 135 140 çıkıyordu galiba yine TL'de de aynı yerde. Yok 130 özür dilerim. Ben 130 olarak söylemiştim. 129.6 130 e, orada 135. Yani şurası. Orayı da bir işaretleyeyim de aklımda benim de kalsın ya. Yani 130 üstüne bir hareket olursa bak 135 e, dolar olarak tabii şey TL grafikte bir anlamı yok bunun. Onu söyleyeyim bunu çekemezsiniz. O diğer bir direnç. Böyle e, bu stratejilerle takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.